Halamla konuştum da geçen. Canını sıkan bir olay olmuş sanırım. Bir fotoğraf mevzundan bahsetti bana. O kadar söyleme demiştim. Ziyanı yok. Geldi geçti. Benim yüzümden bir sürü sıkıntı çektin şu kısacık zamanda. İnan böyle olsun istemezdim. Olanlar adına senden çok özür dilerim. Dedim ya, ziyanı yok. Hem sadece senin suçun değil ki. Birileri duyup içerlemiş herhalde. Mahsuru yoksa ben de görebilir miyim şu fotoğrafı? Önemi yok. Benim için önemli ama. Nihayetinde benimle ilgili bir mesele. Yanındaysa ben de görebilir miyim? Lütfen. Hatırlayamadım. Hatırlamama lüzum da yok. Geçmişte kaldı. Tabii inanmak mecburiyetinde değilsin elbet. Niyetim seni itham etmek değil. Hem insanın seveni de olur, sevdiği de. Elgin. Geçmişim kapalı bir kapı artık benim. Arkasındaki hiç kimsenin de benim için bir önemi yok. Çok şey yaşadım. Herkesi de hak etmediği şeyler yaşattım. Başta ailem. Ama yeni bir hayata başlamak niyetindeyim. Temiz bir sayfa açtım. Bunu beraber yapabilir miyiz bilmiyorum ama en azından denemek istiyorum. Tabii sen de istersen. Bunu bir düşün olur mu? Kerime, Yavuz'a çayın yanında birkaç parça bir şey koy da yesin kızım. Akşam da yemek yemedi. Tamam anne. Perihan! Benim! Kız bu ne hal? Yüzün kıpkırmızı olmuş. Dışarısı o kadar soğuk mu? Vallahi çok soğuk anne, dondum dondum. Dikili böyle durma. Hadi git kalın bir şeyler giy üstüne. Hasta olacaksın. Tamam gidiyorum. Ne haber abla?
Abla ne oluyor? Perihan, ne işler karıştırıyorsun sen? Aa, ne işi be? Bırak şunu da cevap ver bana. Abla ne yapıyorsun ya? Bunu babam görse, abinler görse hiç mi düşünmüyorsun sen? Abla bak, ben gerçekten izah ederim. Sus! İzah edecek bir şey varmış gibi. Bir daha görürsem babama söylerim, haberin olsun. Tamam abla. Söz mü? Söz. Ama bir şartla. Ha, bir de şartın var. Abla, bugün öğretmen beni mecmualara bakarken yakaladı. Babamı çağırdı. Eğer velin gelmezse disipline gidersin dedi. Abla, yalvarıyorum sen gelsene yarın velim olarak. Bak, eğer gelirsen ne istersen yaparım. Söz veriyorum. Ne olur, ne olur. Of Perihan. Lütfen ablacığım, lütfen, lütfen, lütfen. Yavuz, neyin var yavrum? Ağzından ne bir lokma giriyor, ne bir laf çıkıyor. Bir şey mi oldu? Bir şey yok Neriman Sultan, yorgunum biraz. Münakaşa mı ettiniz? Yok, etmedik de. Soğuk davranıyor bir iki gündür. Yanlış bir şey mi yaptım diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Yapmamışsındır. Hem yapmış olsan bile gönlünü alıverirsin. Ay. Bu surata, bu yakışıklılığa kim dayanır ha? Tutu tutu. 41,5 kere maşallah. Abartma anne. Abartmıyorum. Gerçeği söylüyorum. Sevme demiyorum ama kendi değerini bil. Hiç kimse için kendini ezdirme. Ana nasihatı. Beyaz giyme toz olur. Siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim. Kâfi. Çıksın. Efendim, Meteor Gazinosu da peşinde. Onlardan önce biz kapatırsak? Beğenmedim. Geçenlerde de birini dinlemiştiniz. Mukavele imzalayacakmış bir yerle. Ya o da değil. Benim istediğim bambaşka bir ses. Bambaşka bir yüz. Dupduru. Su gibi çağlamalı sahnede. Herkes Vefa'nın gazinosuna onun için gelmeli. Beyaz giyme söz olur. Siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Bir gün çok ünlü olacağım. Herkes peşimden Peri Hanım. Peri Hanım diye koşturacak. Bıraktın mı İnci'yi? Bıraktım efendim. Söylediğiniz gibi bir sürede bekledim. Okulda fevkalade bir durum olmadı. Sonrasında arkadaşlarıyla buluştular. Okul çevresinde bir çay bahçesi var. Genelde orada toplanıyorlar. Güzel. Çok güzel. Aynen böyle devam et. Hissettirmeden takip et. Ne yaptığını, kiminle görüştüğünü, çevresinde kimler var, hepsini bilmek istiyorum. Bilhassa da hususi görüştüğü birisi olursa. Thank you.
değil mi o? Yanındaki de Belgin. Ay, lastik gibi bu kız. Bir kaçıyor bir geliyor. Nasıl da dibinden dibinden yürüyor Orhan'ın. İşte geldik. Evet. Düğüne gidecek misin? Çağırmışlar. Gitmezse kayıp olur. Düğünde görüşürüz o vakit. Sen de o zamana kadar düşünür, kararını söylersin bana herhalde. Değil mi? Hı? Hı? Bak şu beslemenin nazına, niyazına. Ay, nasıl da göz süzüyor. Nereden öğrendiyse. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Orhan. Anne, sen neredeydin ya, görmedim. Çöpe atıverdim. Asıl sen nereden böyle? Niye bu saate kaldın? Hiç. Tamir araba getiriyordum da yolda biraz arızalandı. Ben de oyalandım. Bu ne keyif oğlum? Arabanın bozulmasına sevinmiş gibi bir halin var. Yani öyle de sayılabilir. Daha hiç gidemeyeceğim. Dur bakalım. Anne. Hadi gelmiyor musun? Geliyorum, geliyorum. Belgin, nerede kaldın kızım? Çok merak ettim seni. Sahile inerken Orhan'a rastladım. O da oradan geçiyormuş arabayla. Bırakayım dedi. Önce kabul etmedim. Ama ısrar edince mecburen bindim. Meğer bozukmuş araba. Birazcık gittik, durduk kaldı yolun ortasında. Değil mi? Yani biraz konuştuk. Ay gel, bana her şeyi anlat bana. Ben çok merak ederim şimdi. Fotoğrafı sordu. İnşallah bir tatsızlık olmamıştır. Hepsini unuttum. Geçmişte kaldı dedi. Yırtıp attı gözümün önünde. Bak, boşu boşuna günahını aldık çocuğum. Ben yeğenim bilmez miyim? Yeni bir hayata başlamak istiyormuş. Bir düşün dedi bana. Düğünde alacakmış cevabını. Oldu bu iş, oldu. Yakında düğünümüz var. Cezası. Bütün mahalleyi tepeme toplayacaksın şimdi. Öldün mü? Ver şu kapıyı. Hele şükür. Suzan. Çekil şuradan be. Kızım, ne işin var senin burada? Hapiste değil miydin sen? Tahliye oldum canım.
Bir geçmiş olsun demek yok mu arkadaşına? Geçmiş olsun da. İki gün önce gelmedin mi ben senin ziyaretine? Ne çabuk çıktın? Ben sana eli kulağında demiştim. Bak iyi ki de getirdin o 100 lirayı ha. İlk de seni göreceğim geldi, inanır mısın? Seni anladık da bu çocuk da neyin nesi? Bunu niye getirdin evime? Bir arkadaşın, çocuk hasta. Anası da 10 güne kalmaz çıkacak dışarı. İçeride vaziyeti kötüleşiyor deyince dayanamadım, aldım. Bilirsin, yufka yürekliyimdir. Ne bakıyorsun? İnanamadın mı? Ne bileyim, senin yaralı parmağa merhem olduğunu görmedim daha. Aşk olsun. Olurum. Olurum da iyiliğimin karşılığını da görmezsem keserim o parmağı. Ne yapıyorsun? Yatıyorum, görmüyor musun? Çocuk? Ben de onu diyecektim. Şu çocuğu al da biraz ayağında salla. Süt müt bir şey ısıt. Karnını doyur işte. Çok uykum var benim. Çıldırdın mı be? Ben çocuk mucuk bakamam. Al git bu çocuğu kiminse. Meraklı değilim senin bu döküntü gece kondunda kalmaya. Bana bak Jale. Sana verdiğim parayı almaya geldim. Yarına hazır et, alıp gideceğim. O zamana kadar da ben ne diyorsam onu yapacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Gel bakalım buraya. Bak böyle ne güzel olmuşsun. Tertemiz, dupduru. Senin boyaya, süse ihtiyacın mı var kızım? Hadi okuluna geç kalma güzel kızım. Allah zihin açıklığı versin. Size de hayırlı işler babacığım. Gelmeye çalışacağım. Tabii annemleri şüphelendirmeden çıkabilirsem. Ablacığım ne olursun gel. Ya bak ne yap ne et. Bir yolunu bul gel benimle ne olur. Tamam, bulacağım bir fırsatını. Ya sen meleksin ya, meleksin sen, meleksin. Meryem sen yemiyor musun? Anneciğim ben geç kaldım. Gideyim ben. Herkese hayırlı sabahlar. Akşam görüşürüz. Yumurtalı ekmek yaptım oğlum. Yiyip de gitsene. İmtihanım var anne. Anca yetişirim. Akşam görüşürüz. Hay Allah. Bir tava ekmek elimde kaldı. Bana bak. Sen abinle birlikte durağa git. Gel seni de bırakayım. Ya aslında Mesude gelecekti. Biz onunla birlikte gidecektik ama. İyi. Hadi sen git. Buna takılma. Sınavına geç kalırsın sonra. Git hadi git. Tamam. Çıkayım o zaman. Görüşürüz. Güle güle. Günaydın Yavuz abi. Günaydın. Perihan neredesin? Sen geç kaldık yine. Bir de edebiyatçının dersi. Mesudeciğim, acaba acele etmesem mi? Annem tutturdu abinle git, abinle git diye. Ondan oyalandım. Niye ki? Çünkü seninle işimiz var bugün. Yarışma için kıyafet bakacağız birlikte. Hadi. Gel hadi ya, ne olacak? Bak şimdi öyle güzel kıyafetler alacağım ki ben böyle. Kolay gelsin Belgin abla. Sağ ol Perihan'cığım.
Eğer halanı arıyorsan eve çıktı ama gelir az sonra. Yok. Yani aslında seni görmem daha iyi oldu. Sen halamdan daha iyi bilirsin bu genç iş şeyleri. Nergin abla. Şimdi akşama düğün var ya. Bu elbisemi bir elden geçirsen diyorum. Ver bakayım bir. Bak şimdi. Şöyle. Şurasını birazcık kısaltsan. Mesela işte burasını açsan böyle yuvarlak. Olmaz mı? Ama o açık olmaz mı biraz? Yani almayayım istersen yakanı ha? Ay yok, yok, yok. Olmaz. Ya artık bütün kızlar böyle Belgin abla. Bak akşam düğünde sen de göreceksin. Herkes böyle. Lütfen. Lütfen. İyi tamam öyle söylüyorsan gel alayım ölçünü. Tut bakalım şuradan. Şu güzel. Ya şey Belgin ablacığım. Acaba böyle birazcık daha mı kıvırsam? Şuralardan alsak Belgin ablacığım daha iyi olur. Ya peki ne zaman olur? Çok işi yok bunun. Hallederim akşama kadar ben. Hala fotoğraf peşindesin. Bugün baban okula gelince ne yapacaksın acaba? Değil fotoğraf çekimine gitmek. Evden burnunu bile çıkaramayacaksın. Ah ben o işi hallettim bile cicim. Kerime ablam sağ olsun. Ağladım, zırladım. O da kıyamadı bana. O gelecek yarın okula velim olarak. Ay Pera sende deli cesareti var. Bir gün bu söylediğin yalanlar başına dolanacak. Hiç mi korkmuyorsun? Ben olsam çoktan elimi yüzüme bulaştırmıştım. En nihayetinde Mesudeciğim, şöhret basamakları kolay tırmanılmıyor. Cesaret gerektiriyor. Yani seninle benim aramda o kadar da fark olsun ama değil mi? Kerime! Sana zahmet şunu da bir ütüleyi ver. Şşş, sakın çift çizgi yapma. Aa, sen de mi geliyorsun düğüne? Nasıl sen de mi geliyorsun? Bütün mahalle daveti değil mi düğüne? Evet. Ben bu mahallede yaşamıyor muyum? Geleceğim tabii. Peki ya bu? Bu da güzel. Bilemedim ya. Sarı olan daha mıydı acaba? Kızım zaten su gibisin. Ne giysen yakışıyor. Peki ya şu? Demek bu günleri görmek de varmış. Bizim Belgin hayatında ilk kez süsleniyor. Aşk olsun İsmet abla ya. Tamam tamam. Bak şu ilk giydiğini bir daha dene bakalım. Heh, o iyi. Saçımı toplayayım mı şöyle? Heh. Olur olur, bak çok yakıştı. Oldu mu ya? Oldu oldu. Of, zor uyuttum. Ağlamaktan katıldı çocuk. Ne yapsam bilemedim. Yemiyor, içmiyor. Vallahi çok kıyamadıysa al emzir. Yalnız bana bir çay dök de önce. Kız bu nasıl bir sofra? Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Ben misafir değilim, aptal karı. Alacaklıyım. Yedin değil mi o parayı? Allah bilir dostuna da yedirdin. Aciliyeti neymiş ki bu paranın? Vereceğiz işte. Para benim değil mi? Canım ne zaman isterse o zaman alırım. Hem o para bize lazım Orhan'la. Çekip gideceğiz buralardan. Orhan'la mı? Adam yüzüne bakmıyor be. Sen öyle san. Ertesi gün koşa koşa görüşe geldi. Çocuk yeni döndü tabii askerden.
Elde yok, avuçta yok. Ailesine karşı da boynu bükük. Bir de buna kıytırıktan bir kız bulmuşlar. Şimdilik sesi çıkmıyor tabii ama... O mahallede çürüyecek adam Orhan. Benden haber bekliyor. Parayı cebimize koyduğumuz gibi çekip gideceğiz buralardan. Siz Orhan'la giderseniz bu çocuğa ne olacak? Sana vereyim. Akşamları da sırtına bağlar, işe götürürsün ha. Çok kafa ütüleme Jale. Bugün git paramı getir. Ben de gidip Orhan'a haber vereyim. Bilsin, hazırlansın. Jale! Sen hele o paranın hepsini bulup elime sayma. O zaman görüşürüz. Tafralara bak, tafralara. Ama ben yakında indireceğim sizin o havanızı. Az kaldı, az. Anne. Ha Kerime, ben şu salatalıkları bir yıkayayım da sen de doğrayı ver. Kız. Nereye gidiyorsun sen? Düğün evine gitmeyeyim mi? Adettendir biliyorsun. Bir gidip bakayım bir şeye ihtiyaçları var mı? Hadi git bakalım git. Halası kılıklı elini iyisi. Bana bak. Çabuk görün ama ha. Buraya kadar işe battım burada ben. Gel de bir işin ucundan tut. Yarın gözaltısı var. Sen hesaptan savunmuşsun. Otur bir sen yarattı da bitmez. Bu sene neredeyiz İnce? Kulüpte miyiz yine? Evde miyiz? Evet. Bahçede kutlayacağız bu sene. Neden? Neden olacak? Herkes gelebilsin diye. Öyle mekanlara gelebilen olur, gelemeyen olur. Değil mi Yavuz? Sen ne diyorsun açık konuşsana. Anlamadım mı? Geçen seneki gibi kulüpte yapsa gelebilecek misin? Kapısından girebilecek misin acaba? Ne ilgisi var? Sen benimle dışarı gelsene. Yavuz. Allah aşkına. Ekrem. Tadımızı kaçırmayalım. Yavuz. Yapma dedim değil mi sana? Sen beni üzmekten zevk mi alıyorsun? Peki İnci. Ben seni daha fazla üzmeyeyim. Görgüsüz işte İnce. Kendi mahallesi sandı burayı. Sağ ol. Hiç dokunmadım. Hepsi tas tamam. Hayırdır? Hacet kalmadı beyim. Bizim mahalleden eş dost yardımcı oldular. Bundan sonraki borçları da onlar ödeyecekmiş. Hasili dükkanı satmama gerek kalmadı. Hakkını helal et artık. Helallik musallığa taşındı olur İsmail kardeş. Ufak bir ticaret yapalım dedik. Olmadı. Zorla dükkanını alacak değiliz ya. Allah razı olsun abi. Bir iadeyi ziyaret yapın bakalım İsmail'e. Şöyle seyirlik olsun. Eşi dostu bir görsün. Hadi.
Ne arıyorsun Orhan Usta? 14-15. Burada yok. Dur ben sana getireyim. Çıraklık yapmak da varmış sana. Estağfurullah baba. Ben alırım. Ziyanı yok evladım. Hepi topu iki kişiyiz burada. Bir gün sen bana çıraklık yapacaksın, bir gün ben sana. Aslında diyorum ki, sen nasıl olsa döndün. Ben her gün gelmesem buraya, gençten birini alsak, hem iş öğretsek, hem de sana arkadaşlık yapsam. Olmaz baba. Sen ne zaman istersen o zaman gel. Hem bu dükkanı hem çırak hem usta oldum. Susmadım be! Anası kılıklı karga sesli bücür. Keyif bırakmadın insanda. Paşa Kapısı cezaevinden firar eden Suzan Vardar isimli mahkum için geniş çaplı arama başlatılmıştır. Yanında bir bebekle kaçtığı tespit edilen mahkumun tehlikeli olabileceği bildirildi. Görenlerin emniyet güçlerine bildirmeleri önemli rica olunur. Ana! Ayna kırıldı. Kız vallahi bir uğursuzluk var senin evinde. İyi ki söyledin. Bilmiyordum. Ben çıkıyorum. İyi çık. Çık bakalım ama paramı getirmeden dönme. Bir an önce çıkıp gitmem lazım buralardan. Perihan, nerede kaldı öğretmenin? Vallahi annem gebertecek beni. Düğün evine gidiyorum diye çıktım evden. Gidiyorum ben. Abla dur. Geliyor öğretmenim. Dur, dur. Kusura bakmayın, beklettim. Şey, öğretmenim. Babam gelemedi de... Ablamı gönderdi velim olarak. Perihan size durumu anlattı mı? Evet. Saygısızlık etmiş derste. Kendisi de yaptığı hatanın farkında zaten. İnanın biz de duyunca çok üzüldük. Bu Perihan için ilk değil. Sürekli böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Ve üzülerek artık durumu disiplin heyetine sevk etmeyi düşünüyorum. İstese çok başarılı bir talebe olabilir halbuki. Ne deseniz haklısınız. Ama bir şans daha verseniz... Hem biz konuştuk Perihan'la. Bu vaziyet bir daha gerçekleşmeyecek. Söz verdi. Değil mi Perihan? Evet. Evet, evet. Hı hı. Teminatı sizseniz bu seferlik affedebilir. Çok teşekkür ederiz. Elbette takip etmek kaydıyla. Siz de arada okula gelin ki istişare edelim meseleyi. Öğretmenim çok teşekkür ederiz. Biz eve geç kalmayalım daha fazla. İyi günler size. İyi günler. İyi günler. Abla, fark ettin mi Tahir kocasına sanki böyle bir pek ilgili davrandı? Yok canım.
Vallahi normalde çok sert biridir. Onu ilk defa böyle görüyorum. Sadece çok kibar bir bey. Nezaketindendir. Zevksiz karı. Güzel bir kıyafeti de yok. Hah, kırmızı. Kırmızı olur bak. Nasıl? Yakıştı mı? Orhan'ın beni beğenir mi böyle, ne dersin? Anca anan gibi bak öyle. Nasıl ağlıyordur arkandan şimdi ha? Aslında iyilik yaptım anana. Vallahi bak, parasıyla bile çekilecek zarzavat değilsin. Ama dur, şu jale yılanıyla işimi bir göreyim. Sıra sana da gelecek. Merhaba Neriman teyze. Bu sizin de. Neyin nesi bu? Bunu Perihan bırakmıştı. İsmet dükkanda mı? Yok, henüz gelmedi. Sen bir girsene içeri. Gir, gir. Adam yemiyoruz burada. Bir şey konuşacağım seninle. Hadi gir. Kerime yok mu? Aa, Kerime'yi ne yapacaksın sen şimdi? Geç otur. Şöyle karşılıklı bir kahve içelim. Ben yapayım mı? Yok yok yok. Sen geç otur, otur. Keyfine bak. Ben yapar getiririm kahveleri. Diğerleri kolay da. Sorun motordaysa sıkıntı. Öyle. Motor arabanın kalbidir oğlum. Eğer işlesin istiyorsan iyi bakacaksın motora. Hele bir de uzun yol gitmek niyetindeysen ufak bir arıza verdi mi hemen kolayına bakacaksın. Tümden bozulursa telafisi olmaz bir daha. Ustanın iyisi de hiç kırıp dökmeyendir. Anladın değil mi Orhan Usta? Öyle baba, öyle. Dur dur, otur otur otur. Teşekkürler Neriman teyze. Belgin, kızım, bak ben lafı dolandırmayı hiç sevmem. O İsmet senin aklını karıştırdı. Orhan meselesini de o soktu aklına. Ya Neriman teyze... Bak, bak Orhan abin aslında sana o gözle hiç bakmıyor. Sen yerini bilen, edepli, terbiyeli bir kızsın. Ha yerini bilen derken... Yanlış anlama sakın. Beslemesin diye hor görmüyorum seni. Her işinde bir oluru var değil mi kızım? Bak ben seni severim. Ekmeğimizi yedin bunca yıl. Helali hoş olsun. Yeri geldi cebine haşlığını koydum. Değil mi evladım? Değil mi yavrum? Ben
Ben bunları senin iyiliğin için söylüyorum. Ne demişler kuşa? Denginle uç. Sen de bir genç kızsın. Evlenip yuva kurmak istersin tabii. Haklısın. Bak, Allah yukarıda. Seni kendi ellerimle evlendireceğim. Ne? Yemin ettim. Buradan ellerimle gelin çıkaracağım seni. Geçenlerde aklıma geldi. Benim ahretliğim bir oğlu var. Böyle boylu poslu, yakışıklı. Genç de. Dul kaldı bir çocuk. Sen de anasız büyüdün. O garibe bir analık etsem fena mı? ne demişler? Fala inanma, falsız da kalma, değil mi ama? insanoğlu işte. Olmayacağını bile bile umut ediyor, değil mi? Değil mi kızım? Yok abi ya. Bundan sonra Kemal'in kahveye de gitmem. Geçen gittim, 3-5 tane böyle zibidi, bozuk tipli herifler gelmişler. Oturuyorlar öyle köşede. Aynen abi. Kal. Hangi cehennemdesin sen? Aramadığım yer kalmadı senin. Ya kızım sen ne geliyorsun buraya? Başımız belada. Suzan geldi. Şöyle. Nasıl geldi kızım? Hapiste değil miydi bu? Tahliye olmuş. 5 senesi var diyordun, gördün mü? Kafasız karı. Avukat parası götürürsen böyle olur işte. Onu bunu bilmem. Param da param diyor. Yarına kadar istiyor. Ya ha deyince ben nereden bulayım o kadar parayı? Orasını bilmem. Suzan bu. Akrep gibi kuyruğunda bin türlü zehirle gelir. Bul buluştur parasını. Ver defolup gitsin evimden. O para için adamın canını alır. Sayıdan geliyor Orhan. Kerime, pantolonumu nereye koydun ya? Bulamadım da. Dur ben getireyim. Anne? Hayrola? Kim geldi bugün bize? Konu komşu işte canım. Ha, kahvesine dokunmamış da hiç. Ay, ne bileyim, acelesi vardı zar. Ay, şimdi siz bırakın konu komşuyu kahveyi de bir an önce hazırlanın. En son giden biz olmayalım düğüne. Hadi, hadi, hadi. Perihan! Perihan kız! Sen hala hazırlanmadın mı? Bak vallahi geç kalacağız düğüne ha. İsotum, sence hangisi? Aman Şöhret, 3 saattir karar veremedin. Tak birini işte. Öyle deme İsotum. Sanatçı insan giyimine kuşamına dikkat etmesi lazım. Gençler örnek alıyor. Hadi, hadi hazırlan da çıkalım bir an önce. Aa, kızım sen daha hazırlanmadın mı? Allah! Benim demem gereken bir şey var sana. Orhan akşam cevap bekliyordu benden. Sana zahmet sen iletirsin. Belgin istemiyormuş dersin. Neden kızım? Böylesi daha hayırlıymış. Hem biz birbirimiz için uygun değiliz. Bu yüzden mi gelmiyorsun düğüne? Yok, çekindim.
görmeyeyim dedim şimdi. Görünce kabul ederim diye korkuyorsun değil mi? O yüzden beni gönderiyorsun. Peki, ben münasip bir lisanla söylerim. Ama keşke Orhan bunu senden duysaydı. Ay tamam tamam. Kapıyı kilitleyin. Kız. O saçlarını savurup durma öyle. Bak. Çok güzel olmuş ama. Nereye gidiyor bunlar be? İyi akşamlar. Hala. Belgin gelmiyor mu? Beklemeye gerek yok kızım. Gelmek istiyorsa sonra gelir. Hadi o zaman. Kızım, 2 dakika müsaade eder misin? Hı hı. Gelin işte. Oğlum, kız cevabını verdi. Düğünde konuşacaktı. Benden söylememi rica etti. Seninle evlenmek istemiyormuş. Neden? Vallahi ben de şaşırdım. Ya birbirimize uygun değiliz deyip kestirip attı. Gönül bu. Ya böyle olunca da fazla üzerine gidemiyorsun ki. Biliyorsun ben çok ısrar ettim. Yani ikiniz için de iyi olur diye düşündüm. Ne bileyim. Hakkını helal et. Bu konuda böylece kapanmış olsun. Hadi, geç kalmıyoruz. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Oturun çocuklar. Derken yanlış anlama sakın.
beslemesin diye hor görmüyorum seni. Bir arkadaşlara selam vereyim. Üstadım hadi. Kalk biz de dans edelim. El alem dansın. Aslını görsün. Aman istemez. Şimdi elimde kalırsın. Ezerim seni falan. Ya enişte üzülme. Ben seninle dans ederim. Hadi. Niye böylesin? Belgin gelmedi diye mi böylesin? Haber göndermiş halamla. Beni istemiyormuş. Böyle mi söylemiş? Düşünmüş. Ona uygun değilmiş. Kesin bir sebebi vardır. Sebebi açık değil mi? Sevmedi demek. Kalk hadi Orhan kalk. Çakılıp kaldın masaya. Ben kalamayacağım. Oğlum nereye gidiyorsun? Daha yeni geldik hemen kalkılır mı? Yarın sabah iş var. Size iyi eğlenceler. Tamam hadi. Belgin? Ah, Belgin değil mi o? Kim olacaktı? Sana gitme diyemedim. Gururumu ezdirmedim. Sensiz geçen günlerimin hesabını versin yıllar. Versin yıllar. Sensiz geçen günlerimin hesabını versin yıllar. Hesabını versin yıllar. Yıllar zalim. Belgin. Derdim dermanın oldum ya sonra. Derman yok dertli yıllar. Her derdim dermanın oldum ya sonra. Dermanın yok dertli yıllar. Her derdim dermanın oldum ya sonra. Derman yok
derdin dermanın oldum ya sonra. Derman yok, dert mi yıllar?